dün geceden itibaren çıkan karar Lütfü Savaş aday. Ve Lütfü Savaş da hadi bismillah başlıyoruz dedi. Sen gerçekten siyasi hayatında böyle bir rezillikle görüştün, tanıştın mı? Hiç. Cumhuriyet'te başka partilerde de yok. Ya, yalnız bizde değil. Başka partilerde de görmedim ben. Ne Anavatan'da gördüm, ne Doğru Yolda gördüm, ne Milli Selamet Partisi'nde gördüm, ne Refah Partisi'nde gördüm, ne bizim eski dönem CHP'de gördüm, ne Kemal Bey'de gördüm. Kemal Bey'de bile görmedim yani. Dedim ya sana, baştan ben koymazdım ama sen adam belediye başkanı ilan ediyorsun. Ondan sonra adamı çürütüyorsun. Zaten bundan sonra koysan ne olur, koymasan ne olur hadi. Ya sen partinde adamı yok etmişsin. Partiyi yok etmişsin, adamı adamı yok etmişsin, adamı seçilmesini engellemişsin. Akşam bile koymayacaktı. İlçe belediye başkanları demiş ki hepimiz istifa ederiz. Ya Lütfü Savaş'ı baştan ilan ediyorsun. Ona göre dizayn yapıyorlar. Ya kızacaklardır. Hükümete de tepki oldu. Özgür Bey'in kendisine tepki olmadı mı Allah aşkına orada ya? Tabii. Hatırlamıyor. Özgür Özel'e de neler bağırdılar. O da istifa etsin. Özgür Bey de istifa etsin. Ya işte siyasette kurum olmadığı zaman, lider olmadığı zaman işte böyle adamlar ortalıkta geziyor hadi. Şimdi gelelim en tartışmalı bölgeye. Hatay'a. Bir kere şunu söyleyeyim. Lütfü Savaş'ı ne kadar tanırsın? Yani çok tanımam. Anavatan Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geldi bize. Hatay Büyükşehir değildi o zaman biliyorsun. İskenderun adayıydı. Antakya adayıydı, özür dilerim. Antakya'dan adaydı. Antakya Belediye Başkanı'ydı. Sonra oradan aday göstermedi Adalet ve Kalkınma Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldikten sonra belediyeyi kazandı. Şimdi bir belediye başkan adayını belirliyorsun. Önce şunu söylüyorsun. Biz anketlere baktık, Lütfü Bey hep önde çıkıyor dedim. Evet. Tamam mı? Sonra aradan bir müddet zaman geçiyor. Gökhan Zeybek orada açıklama yapıyor. Diyor ki, Lütfü Savaş'la olmaz diyor. Orada açıklama yapıyor. Sonra geliyorlar parti meclisinde, gece yarılarına kadar toplanıyorlar. Olmaz diyorlar. Götürüyorlar, şeye teklifte bulunuyorlar, Haluk Levent'e. Birileri Haluk Levent'i arıyor, Haluk Levent diyor ki bana teklif edildi, ben kabul etmedim. Partinin sözcüsü çıkıyor, aa olur mu canım, biz Haluk Levent'e hiç teklifte bulunmadık diyor. Genel başkan çıkıyor diyor, biz Haluk Bey teklifimizi kabul etseydi diyor. Şey gibi, öz trakta Kemal Kılıçdaroğlu canım, biz böyle bir protokolü yapmadık. Aa yaptık, yaptık diyor, şey yani, haberi yok. Ne kadar şey, şimdi üzücü böyle yani. Böyle bir tablo. Ve sonra konuşuyor, İsmail Küçükkaya ile konuşuyor, öbürüyle konuşuyor vesaire. Abi, Lütfü Savaş'ı paramparça ettiler. Ailesi, kendisi, onuru yerle yeksan edildi. Tamam mı? Aslında Muhittin Böceğe de aynı şey yapıldı. Deme konferans salonu vermediği için onu da oyaladılar. Çürütüyorlar tamam yani. Şimdi bugün... Yazık. Dün geceden itibaren çıkan karar Lütfü Savaş aday. Ve Lütfü Savaş da hadi bismillah başlıyoruz dedi. Sen gerçekten siyasi hayatında böyle bir rezillikle görüştün, tanıştın mı? Hiç. Cumhuriyet'te başka partilerde de yok. Ya, yalnız bizde değil. Başka partilerde de görmedim ben. Ne Anavatan'da gördüm, ne Doğru Yolda gördüm, ne Milli Selamet Partisi'nde gördüm, ne Refah Partisi'nde gördüm, ne bizim eski dönem CHP'de gördüm, ne Kemal Bey'de gördüm. Kemal Bey'de bile görmedim yani. Böyle bir şey var bak, mı bir yani? Bir kulis arkası söyleyeyim sana hadi. Kim burada? Bir kulis anlatayım sana bu bilgiye izin verirsen. Bu işin perde arkasını biliyor musun? Şöyle şey var, ismini hatırlayamadım, bir gazeteci var arkadaş. Bizim pazar günleri şeye çıkıyor yine, beraber TV100'e çıkıyoruz, Başak'ın programına çıkıyoruz. Ankaralı bir gazeteci. Şey, Hacı Yakışıklı. Yok, yok, yok değil. O şimdi bana çok kızacak şimdi. İsmini unuttum. Şimdi hatırlarız biraz sonra ismini söyleriz. Sinan... Yok, Sinan dedi. Yok, yok değil. Dedi ki, Büyükşehir Belediye Başkanları bizde toplantı yapıyorlarmış ya. Biliyorsun bir tane Büyükşehir Belediyesi bizde işte Muğla, Aydın, Ankara, İstanbul, Mersin, Adana filan hep toplanıyorlar ya. Bu Büyükşehir Belediye Başkanları toplandıkları zaman Ekrem Bey'i tek eleştiren belediye başkanı şeymiş. Lütfü Savaş. Lütfü Savaş'mış. Bir şey daha söyleyeyim de öyle devam et. Mesela aday tanıtım toplantısında belirlediğin bir adayı çağırmamak ya. Korkunç bir şey. Yani Ankara'dasın sen gelme. Orada dur sen gelme. Aman gözünü seveyim. Yani demek istiyorum. Diyor ki tek eleştiren belediye başkanı olduğu için
Gökhan Zeybek'in olmama dediği Gökhan da biliyorsun şeye yakın. Bu Sarıyer'i karıştıran da tabii, Gökhan. Tabii. Yani bu duruma sokan da Gökhan. Gökhan kadar... Günaydın. Yok Gökhan Zeybek. O Zeybek evet. Zeybek yani. Bu, günaydın da ona yakın. Şeyde, bunu, şeyde bu geldikleri bu şeyden gelen Kartal'dan belediye başkan yardımcısı gelen şimdiki belediye başkan adayı olan şey Gökhan Bey'in en yakını. Herkes kendi arkadaşlarını koyuyorlar. Tabii, tabii. Yani sen ben bizim oğlan. Aynen öyle. Anladın mı? Hadi ayrı gayrı yok. Onu demek istiyorum. Buradaki gecikme nedenlerden bir tanesi de bu diyorlar biliyor musun? Dün bir televizyonda bir gazeteci arkadaşımız uzun uzun bunu açıkladı. Hadi. Hı. Bu da böyle var. Dedim ya sana baştan ben koymazdım ama sen adam belediye başkanı ilan ediyorsun. Ondan sonra adamı çürütüyorsun. Zaten bundan sonra koysan ne olur koymasan ne olur hadi. Ya sen partinde adamı yok etmişsin. Partiyi yok etmişsin, adamı, adamı yok etmişsin, adamı seçilmesini engellemişsin, akşam bile koymayacaktı. İlçe belediye başkanları demiş ki, hepimiz istifa ederiz. İlçe belediye başkan adayları var ya, yöneticiler, il başkanı, ya. Hepimiz istifa ederiz demiş. Ya Lütfü Savaş'ı baştan ilan ediyorsun. Ona göre dizayn yapıyorlar. Ya kızacaklardır, hükümete de tepki oldu. Özgür Bey'in kendisine tepki olmadı mı Allah aşkına orada ya? Tabii. Hatırlamıyor, Özgür Özel'e de neler bağırdılar? E o da istifa etsin. Tabii. Özgür Bey de istifa etsin. Ya içenler içi yanmış, yakınları ölmüş. Hadi kolay değil. Boynuna sarılacaksın, bağırır, çağırır, küfreder. Normalde o psikolojiyi bileceksin. Sarılacaksın, anacığım diyeceksin, kardeşim diyeceksin. Çünkü canları gitmiş. Dünyayı versen ne olacak? Evlatları gitmiş, akrabaları gitmiş. Bu tepki normal. Bundan başka bunu en az yaptılar bile. Ama sen genel başkan olarak kendi belediye başkanına sahip çıkmazsan böyle olur. Hadi. Buradaki liderlik önemli. Genel başkanlık önemli, liderlik önemli. Hadi. Sen diyeceksin ki inadına ben koyuyorum. Koyuyorum kardeşim. Kaybetsen bile koyuyorum diyeceksin. Partisin, kurumsun ya. Ben onu 3-5 tane çakala parti içindeki bir milletvekilleri yapıyormuş dedi ya ona. 3-4 tane milletvekiline. Eski milletvekili, yeni milletvekili onu rakipler, adayları yedirtir miyim ben ya? Madem ilan etmişsin. Bu yüzden diyorum ki bak Allah iki dudak bir dil vermiş. Hadi iki düşün bir söyle diye. Hele genel başkanlar için bu çok önemli. Söz vermeyeceksin. Özgür Özel ne demiştir? Ön seçim için namus ve şeref sözü demedi mi? Son bu aday tanıtımında kadınlara dedi ya 190 küsür tane kadın koyduk. Hatırlıyor musun? Evet. Çok önemli bir şeymiş gibi. Orada ben dedi bundan sonra kadınlar çok olacak diye size söz veriyorum dediği zaman Allah aşkına o kadınların yüzündeki ifadeyi görmedin mi seyircilerin? Dediler kardeş sen daha önce söz verdin artık inandırıcı olmuyorsun. Demek istemediler mi? Yani bu bakımdan ya genel başkanlık olmuyor da liderlik biraz zor olunuyor. Diyeceksin ki çok yeni geldi, fırsat tanımak lazım, bir seçim geçirsin. Ama çok yüksek perdeden tutmayacaksın, hadi. Ya biraz mütevazı olacaksın, onu anlatmaya çalışıyorum ya. Zor arkadaş, yeni geldim, genel başkan oldum. Hemen seçime girdik. Yanlışlıklarımız çok olmuş olabilir, eksiğimiz vardır. Ama müsaade ederseniz ben bu eksiği tamamlamak için ön seçim yapayım. Şimdi ne oldu? Kemal Bey'i destekleyen bütün adamlar tasfiye oldu. Attılar dışarı. Ne oluyor? Partinin hafızasını yok ediyorsun kardeş. Hangisi partili yeni gelenlerin ya? İzmir'den merak ediyorum ya. Ya Mustafa Denizler'in kızın hanımefendinin ne özelliği var? Ekrem Bey'in fanı olmaktan başka. Kent konseyinde Ekrem Bey'in yanında çalışıyor. Neredeyse eğer büyük kavga olmasaydı Kadıköy'de o kent konseyinin başındaki hanımefendiyi koyacaklardı. Yani bu kadar partinin işine belediye başkanları karışmaz hadi. Ona girmeyeceğim. Özgür Özel Nisa suresinden bir örnek vermiş. Yani benim üzüldüğüm konu ne biliyor musun hadi? Bak geçen dönem ilk defa bir şans geldi. Şu Meral Hanım'ın son söyledikleri yeni yutulur şeyler mi? Hadi ya. Allah aşkına ya. Meral Hanım haklı mı? Ya ne haklısı Allah aşkına. Meral Hanım artık delirmiş ya. Özür dilerim affedersin. Yani böyle aklı, hırsı aklının önüne geçmiş ya. Ne kadar nefret ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden başından beri. Ama biz hep Kemal Bey'e söyledik biliyorsun. Şey toplantısında, o Derbent'teki ikili görüşmede dedi ki Kemal Bey aday olma. Aday olursan dedi İYİ Parti'de oy vermiyor. Size de vermiyor, bize de vermiyorlar dedi. Kendi yandaşlarına Kemal Bey'in alev olduğunu il başkanına, Ankara'daki milletvekiline söyletmedi mi hadi? Yani Kemal Bey'in kaybetmesine Meral Hanım sebep olmadı mı? Şimdi Meral Hanım çıkmış, Rabbi Yasin var dedi, çak kardeşim dedi, sarıldığı arkadaşlarını yerden yere vuruyor. Biz hep bunu söylemedik mi? Şimdi aynısını yapıyorlar. Bak, belediye başkanlarını istifa ettiriyorlar, İYİ Parti'den koyuyorlar. Ankara'daki belediye başkanı hadicim ya, CHP'li mi ya? Ya bir tane ambilem yok ya. 5 tane belediye başkanı almışız Refah Partisi'nden, MHP'den. Adam diyor ki üstünü kapatırsın diyor. Kütahya logo. Hayır Kütahya adayı.
Mansur Yavaş da logoyu kapatıyor. Hepsi kapatmış diyorum ya sen. CHP'nin Ankara'da seçime girip girmediğini bilmiyoruz. Kütahya adayı diyor ki, o şeyden gelmiş, yapay zekadan seçilmiş. Diyor ki, ya diyor bana, eğer diyor CHP oy vermek istemiyorsanız diyor, kapatın diyor CHP'nin amblemini, bana oy verin diyor. Bak burada var. Dinletelim istersen. Gönder, gönder. Yemin ediyorum diyor ki, kapatın diyor şeyi diyor. Bana gönder, ben gönderirim. Kapı Bütün kapatın Savaş diyor. Bu arada miting yapmış. Top oynamakla şarkı söylemekle olmuyor. Bana güvenebilirsiniz ifadelerini kullanmış. Şey şeye söylüyor onu, Gökhan Zan'a. Gökhan Zan'a söylüyor. Gökhan Zan'a söylüyor. Gökhan Zan da ne adam çıktı abi ya. Ya işte fırıldak kubi vardı eskiden bizde, biliyorsunuz. Ben o geçen onu 7 tane şey değiştirmişti. Ya işte siyasette kurum olmadığı zaman, lider olmadığı zaman işte böyle adamlar ortalıkta geziyor hadi.